Selamun Aleyküm arkadaşlar. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda paleografya derslerimiz devam ediyor arkadaşlar. Bu serinin 5. dersini icra edeceğiz inşallah. Evet, hemen belgemize bakalım. Bir telhis örneği arkadaşlar. Oldukça kolay, özellikle paleografya yeni başlayanlar, tarih bölümünde okuyan öğrencilerin arkadaşlar okuyabileceği ya da istifade edebileceği bir metin. Hemen Bismillah diyerek arkadaşlar vesikamızı okumaya başlayacağız. Tabi bir telhis. Telhis nedir arkadaşlar? Bir konunun sadrazama iletilmesi sonucunda sadrazamın da bunu hülasa, özet olarak padişaha arz etmesi. Daha sonra padişah da ne yapıyor? Metnin üstüne kendi hattı hümayunuyla genel itibarla belge hakkında bir karar veriyor arkadaşlar. Genelde bu telhisler üzerine yazılanlar, hattı hümayunlar kısa oluyor. Bunu ifade edelim. Çok nadir böyle uzun çıkabiliyor. Ama genelde kısa, bir iki kelimelik ya da bir cümlelik bir metin. Şimdi bakalım telhiste ne var arkadaşlar? Hemen Bismillah diyerek başlayacağız. Şimdi buradan başlıyoruz Bismillah diyerek. Arzı bende-i bir miktar. Yani arzı bende-i bir miktar ne demek? Bir miktar. Yani miktarı olmayan, sayısız anlamında arkadaşlar. Bende hizmetkar, kul, köle demek. Bir miktar aynı zamanda değersiz, kıymetsiz anlamı da var arkadaşlar. Yani kıymetsiz hizmetkarın arzıdır anlamında bir terkip. Arzı bende bir miktar. Unutmayın, kıymeti olmayan hakir gibi anlamları var. Hizmetkarların arzıdır. Arzı bende bir miktar oldur ki, şevketlü, kerametlü, inayetlü, mehabetlü, mehabet heybetten geliyor, kudretlü padişahım. Daha önce de defalarca söyledik bu emsal. Zaten çokça vesika okuduk. Padişahım, sultanım gibi ifadeler, yani üst makamı üst makama yazılan metinlerde Elkap bölümünde arkadaşlar bu padişahım, sultanım gibi ifadeler Elkap bölümünde yukarı yazılıyor ve bulunduğu kısım boş bırakılıyor. Medine-i Konya'da, yani Konya şehrinde, vilayetinde, Medine şehir demek arkadaşlar. Medine-i Konya'da Vaki Şerafettin Camii'nin, Şerafettin Camii arkadaşlar, Konya'nın tarihi kadim camilerinden, valilik konağının meydanının hemen karşı tarafında bulunan, Mevlana giderken, Alaaddin Tepesi'nde Mevlana giderken solda arkadaşlar İplikçi Camii'nin sol çaprazında kalıyor. Ondan sonra sağda valilik var. Hemen Şerafettin Camii'nin biraz daha solunda da Şems-i Tebrizi Hazretleri var arkadaşlar. Onun kabri var. Orada tarihi bir cami arkadaşlar. Bütün Konyalılar bilir. Şerafettin Camii'nin hitabeti, yani o hatiplik makamı, mahlule, boş anlamında. Bazı metinlerde mahlul şeklinde geliyor. Bu da mahlule şeklinde gelmiş. Olmağıyla erbab-ı istihkaktan, evet, yani oranın atiplik makamı boş kalmış ve oraya layık bir hak eden biri atanacak. İstikaktan müteveffa, evet, erkekler vefat edince müteveffa diye söyleniyor arkadaşlar. Hanım olsaydı müteveffiye olurdu. Şu ye elif diye okuyoruz arkadaşlar. Müteveffa hatibin sulbi oğlu, yani kendi sulbünden oğlu Es-Seyyid Ahmet Halife'ye. Halife burada vekil anlamında birçok metinlerde geçer arkadaşlar. Halife, fakih, Mevlana gibi ifadeler özellikle telhislerde sıklıkla geçiyor. Yani genel itibarla vekil, hoca, hoca yardımcısı gibi anlamlarda kullanılıyor arkadaşlar. Bir ünvan, bir sıfat olarak. Evet, Es-Seyyid Ahmet Halife'ye sadaka buyurulmak. Evet, sadaka buyurulmak.
Tabii bu sadakada genelde sadaka deyince illa nakdi diye akla gelinmemesi lazım arkadaşlar. Böyle makamların, rütbelerin tevcihi de verilmesi de bir nevi sadaka hükmüne geçiyor. Evet, sadaka recasına, şurada arkadaşlar recasına yani ricasına Konya naibi. Naib ne arkadaşlar? Hakim, kadı vekili manasında naibi arz etmekle, arz itmekle balası. Yani metnin yukarısına diyor balası izni Hümayunum olmuştur deyu. Evet deyu diyerek manasında hattı Hümayunu inayet makrunlarıyla. Hattı Hümayunu inayet makrunlarıyla. Bu terkibi unutmayın. Genelde telise de bu şekilde gelir arkadaşlar. Bazen inayet makrun yerine şevket makrun gibi ifadeler gelebiliyor. Evet. Evet. Hattı Hümayunu inayet makrunlarıyla tezyin buyurulmak yani süslemek. Tezyin buyurulmak babında emru ferman şevketlü, kerametli, inayetli, mehabetli, kudretli padişahımındır. Tabi burada padişah sadrazam sunarken ne yapıyor arkadaşlar? Padişahın iznini alabilmesi için ne diyor? Çok edebi bir şekilde arkadaşlar. Padişahım kısacası siz diyor o güzel yazınızla daha doğrusu izni hümayunum olmuştur diyerek yani bu atamayı gerçekleştirdim demekle bu kağıdı süsleyin diyor. Yani bir nevi sadrazam da arkadaşlar bu yönde karar vermesini istiyor. Ondan sonra bu konuda sadrazam metni yazdı ya da yazdırdı katibi hatta da ondan sonra metin gitti. Padişah da arkadaşlar yukarıya ne yazıyor? Artık farklı şeyler olabilir metnin içeriğine göre. Burada da izni Hümayunum olmuştur şeklinde burada ifadesi var. İzni Hümayunum olmuştur. Yani padişah olarak ben bu atamayı yaptım. Bu izni verdim anlamında. Evet arkadaşlar, YouTube'da Zafer Işık kanalımızda bir telhis örneği okuduk. Dikkat ederseniz arkadaşlar kağıt ne yapmış? Tabii ki daha önce de söylemiştim. Osmanlı geleneğinde yazışmalarda bir usul var. Nedir? Alt makamdan üst makama yazı yazılırken alt makam metnin sonunu tahayyül ederek, hayal ederek alttan başlar. Ve arkadaşlar kelimeler arası sık, özür diliyorum, satır sık, yani kelimeler sık, satır arası geniş. Şu örnekte olduğu gibi yani kelimeler oldukça sık arkadaşlar. Ondan sonra boşluk yok neredeyse. Ama satır arası geniş yazılır. Bu bir usuldür. Ve ne dedik? Metnin bütünü tahayyül ederek arkadaşlar aşağıdan başlanır. Alt makamdan üst makama yazıldığı için. Dikkat ederseniz arkadaşlar metnin üstü bu. Üstü boş. Şu kısım yani boş. Boş bırakılmış ve orada da üst makam yani padişah da kendi notunu düşmüş. Eğer üst makam bir yazsaydı metnin yukarısından başlardı direktmen. Eğer aynı akranlar arası yani mevkidaşlar arasında olsaydı o zaman ne yapardı? Tam ortadan başlanılırdı. Evet Osmanlı'da böyle bir yazma usulü var arkadaşlar. Böyle bir yazı adabı var. Evet YouTube'da Zafer Şık kanalımızda arkadaşlar bir telhis örneği okuduk. İnşallah istifadeli olmuştur. Ben teşekkür ediyorum Konya'dan. Mevlana ve Şems Hazretleri Diyarı'nın baki ve kalbi selamlar. Selamun Aleyküm.